Kur'an'da aşağıdaki peygamberlerden hangisine sahifeler verildiğinden açıkça bahsedilir? Cevap: Hazreti İbrahim. Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir? Cevap: Soru sormayla vahyetme. Kutsal kitapların Allah'ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir? Cevap: Tahrif. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an'da peygamberi ifade eden kelimelerden biri değildir? Cevap, gafur. İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir? Cevap, bilgi mucizesi. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri arasında yer almaz? Cevap, insanları Allah'a inanmaya zorlamak. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir? Cevap, somut din, soyut din. İslam dininin temel hükümlerinden hangisi diğerlerinden önce gelir? Cevap, iman esasları. Allah'ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selvi sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kıyam bir nefsihi. Yahudiliğin kutsal kitabı Hristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir? Cevap, eski ahit. Kur'an'da Hazreti Davud'a verildiği belirtilen zeburun kelime anlamı nedir? Cevap, yazılı kitap. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir? Cevap, zorlayıcı olmak. Genel anlamda Allah'ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirilmesine ne ad verilir? Cevap vahiy. Bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekanda toplama anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Cevap haşir. Aşağıdakilerden hangisi ahiret aleminin safhalarından biri değildir? Cevap vakfe. Kabir hayatının diğer adı nedir? Cevap, alemi cesur. Kader inancı, Allah'ın insan fiilleri dahil her şeyi yaratması ve belirlemesi, insanın ise özgürlüğünün olmaması şeklinde tanımlandığında, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili sorun ortaya çıkar? Cevap, insanın sorumluluğu. İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah'ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir? Cevap: Tevfik. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir? Cevap: Mürai. Kur'an-ı Kerim'de inanç ve iyi davranış ilişkisi nasıl tasvir edilir? Cevap: Ağaç metaforuyla. İslam'a göre iyi davranışın anlamı nedir? Cevap: Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olan, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır. Günahların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Allah'a şirk koşmak. Gelinen yola tekrar geri dönmeye ne ad verilir? Cevap, irtidat. 1- Materyalizm 2- Ökültizm 3- Darwinizm 4. Freudizm Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4 İmanda istisna nedir? Cevap ben inşallah müminim demektir. 1. Hariciler 2. Zeydiye 3. Şial 4. Mutezile Yukarıdakilerden hangileri imanın artması ve eksilmesi konusunda aynı düşünen mezheplerdendir? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Allah'ın birliğine, onun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber'in onun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz, şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İcmali iman 1 samimiyet 2 içtenlik 3 Allah rızası İslam'ın özü yukarıdakilerden hangilerine dayanır? Cevap 1 2 ve 3. İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap İslam dini sadece Hz. Ali'ye gönderilen dini temsil eder. 1 itikat ile ilgili hükümler 2 davranışlarla ilgili hükümler 3 ahlakla ilgili hükümler Yukarıdakilerden hangileri Allah'ın kulları hakkında belirlediği İslam dininde yer alan hükümlerdendir? Cevap: 1, 2 ve 3. İslam kelimesinin anlamında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Suçlama. Evrende bir düzen olduğu ve düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaşan delil aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Gaye ve nizam delili. Kur'an'da geçen ve Babil halkını sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cevap: Harut, Marut. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanı aldatmak için kurduğu tuzaklardan biri değildir? Cevap: Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Cevap, geleceği bilmeleri. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi kimdir? Cevap, Hazreti Osman. Kitab-ı Mukaddes ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konseli'nde yeni ahide ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından biri değildir? Cevap, dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması. İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tevhid inancı. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbi tenzihi sıfatlarından biri değildir? Cevap, irade. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İncil yazarları arasında yer almaz? Cevap: Yeremya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir? Cevap: Sabırsız olmak. İslam dinindeki ahiret aleminin son safhası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Cennet veya cehenneme girme. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopma zamanı anlamında en çok kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: saat. Hesap kelimesinin Türkçeye uyarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: hesap. Kur'an'da verilen bilgilerden hareketle kıyamet kopması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Kıyametin kopacağı zaman peygamberlere bildirilmiştir. Eşariyeye bağlı kelamcıların kader sorununu çözmek üzere geliştirdikleri teorinin adı nedir? Cevap: Kesb teorisi. Allah'ın evreni yaratmadan önce her şeyi yazdığı kitaba ne ad verilir? Cevap: Levh-i Mahfuz. Sürekli Allah'la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye ne ad verilir? Cevap: İhsan. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere ne ad verilir? Cevap, fasık. Dinden dönen kimselere ne ad verilir? Cevap, mürted. Aşağıdakilerden hangisi imanda artmanın hem nitelik hem nicelik yönünden olduğu ve amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerden biri değildir? Cevap, maturiddiye. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir? Cevap, değişken olması. Peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, inanç esasları. Allah, kainat ve insan ilişkisini açıklayan ve tekvin kavramıyla ifade edilen sıfatlara ne ad verilir? Cevap, fiili. Allah'ın birliğini ifade eden ve İslam'ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tevhid. Tabiat olaylarının işleyişiyle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Mikail. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Ul-ül Azm peygamberlerinden biri değildir? Cevap, Hazreti Yahya. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir? Cevap, gaybı bilmek. Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, nurdan yaratılmaları. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbi sıfatlarından biri değildir? Cevap, hayat. İncil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Yeni Ahit külliyatı içinde en erken yazılan Matta'nın incelidir. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer zamanında istinsah edilmeye başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Tanah'ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir? Cevap, Mezmurlar kader inancı ile ilahi ilim sıfatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan açık Kur'ani bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Allah'ın yaratacağı bütün varlık ve olaylara ilişkin bilgisini levh-i mahfuzda yazması. Kader ve kaza terimlerinin anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, kader, Allah'ın canlı cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, Kaza ise bu planın gerçekleşmesini anlatır. İnsanlara ait bütün fiillerin ilahi ilim, irade ve kudretin yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Cebriye. İslam'ın ölümden sonraki diriliş inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip ruhları ile birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir. Ahiret aleminin imkanına işaret eden ve Kur'an'daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Büyük patlama (Big Bang) teorisi. Kur'an'da iman esaslarının belirtildiği ayette kadere iman etmeye yer verilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kader inancının Allah'a iman etmeye dahil olması. Çağdaş inkarcı akımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Freud'a göre insan psikolojisinde Allah'a inanma eğilimi vardır. İmandan sonra küfre dönen kimseye ne ad verilir? Cevap: Mürtet. İslam'a göre iyi davranışın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir? Cevap: Hazreti Peygamber'e inanmayanlar. Kalpteki samimiyetini bozup diliyle iman ettiğini söyleyen kimselere ne ad verilir? Cevap: Münafık. Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir? Cevap: Ahiret. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir? Cevap: Müphem ve muğlak olması. İslam kelimesinin terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Allah'a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek. Hudus delili ilk olarak hangi mezhebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır? Cevap: Mutezile. Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri. Kur'an'ın muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: bütün konularla ilgili ilmi gerçekler ve tabiat kanunları. Aşağıdakilerden hangisi yeni ahit metinlerinden biri değildir? Cevap Süleyman'ın meselleri. Tevrat'ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ne ad verilir? Cevap tekvin. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap tebliğ faaliyetlerinde bulunurken istedikleri zaman insanlara gaybi bilgiler vermişlerdir. Hz. Muhammed'in nübüvvetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Hz. Peygamber'in nübüvvetini doğrulayan tek mucize Kur'an'dır.